Evet arkadaşlar, tekrardan Yıldız Tadım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bir kış hazırlıklarını göstereceğiz. Tabii ki daha önceden de göstermiştim yaptıklarımızı. Şu anda benim bunlar bütün yaptığım işler, salçalarım falan, bunları göstereceğim size. Bunlar kesme çorbalıklarımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel yemeği oluyor. Çorbası oluyor. Kendi el yapımı el iştelerimiz. Bir de size arkadaşlar bunu da göstereyim. Bu da benim bayatlamış olan ekmeklerim. Çekip bu şekilde değerlendiriyorum. Köftenin içine kalete unu gibi oluyor. Bunlar da sac ekmeklerimiz arkadaşlar. Kendim dün yaptım. Bugün Allah'ın izniyle göndereceğim. Bunlar bugün sipariş. Bunlar da kendi yaptığım kuru biberler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kışlık. Ben biraz organikçiyimdir. Gördüğünüz gibi biberleri önceden böyle ipe dizdim. Bu şekil kuruttum. Böyle eviniz mutfağınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Bu da daha önceden öyle tekrar ipte kurutup ipten çıkartıp çekmeye hazırlandım. Bu salatalık turşumuz arkadaşlar. Bunlar da daha önceden kurutmuş olduğum biberleri çekilmiş halleri. Ben kendi iş yerimizde kendi baharatımı kullanıyorum. Ben özellikle her şeyimi kendim yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği sürece biberimi, nanemi, baharat tipini yani kendim yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanın şu salçayı hiçbir markette bulamazsınız. Şöyle göstereyim. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar, kızarıklılığına. Bunu kendimiz yaptık. İnanın bir sene dursa bir şey olmaz. Bunu da dün yaptık arkadaşlar. Bu da dolacak tabii ki yarım. Bu da biber salçası. Bu da böyle güzel kırmızı bir domates turşumuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii ki birkaç gündür video çekemiyorduk. Çünkü bayağı bir siparişlerim vardı. Onları yetiştirmekle meşguldüm. Bugün 50 tane sac ekmeğim, 2 kilo yaprak sarmam gidecek. Onları hazırladım. Anca bugün müsait oldum. Ve bu gece de pekmezimi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar söylemiş dibinde tortu kalıyor. Dibinde tortu kalmasının sebebi arkadaşlar güzelce süzmeniz, toprak kalıyor demeleri. Bakın rengini görüyorsunuz. Bakın tavanın dibi gözükür. Biraz zahmetli tabii ki, yani ben buna 2 gündür uğraşıyorum. Fırsat buldukça iş yerimizden yapıyorum. Ama başında durursanız arkadaşlar, sabahtan korsanız akşama kadar halledersiniz. Benim önceki yapmış olduğum 7-8 kilom vardı. Şu anda hiç kalmadı. Satıldığı üzere. Ben bunu tekrardan yapıp koyuyorum arkadaşlar. Çünkü kışın ben çocuklarıma içiriyorum, yediriyorum. Kendimiz içiyoruz. Katkısı yok. Hiçbir şey yok. Kendi birebir üzümden yapılma. Gördüğünüz gibi mis gibi. İnanın şu anda o kadar iş yerimizin içini pekmez kokusu sardı ki anlatamam. Şöyle tekrardan gösterelim. Bütün hanımlar tabii ki her şeyi kendileri yapabilir arkadaşlar. Evinizde kaldıkça elinizdeki malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Bu üzümümüz 3 kasa, 4 kasa üzümden yaptım ben bunu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu biber salçamız. Bu biberle domates salçamız karışık arkadaşlar. Bunlar turşularımız. Salatalık turşumuz. Domates turşumuz. Bunlar da arkadaşlar kendi yapmış olduğum baharatlarımız. Acı biber, tatlı biber. Bu üstteki daha acı, bu orta acı arkadaşlar. Bunlar tatlı.
Bunları da şunlardan elde yapıyorum. Bunları görmüş olduğunuz gibi iş yerimize aldığımız biberlerimiz ziyan olmasın diye iplere takıyorum böyle. Aralarını da açıyorum ki daha çabuk kurusun diye bu şekil arkadaşlar. Bu şekil. Sonra bunu bir güzel bir yere takıyorum. Kullanmak istediğimde kullanıyorum. Bunları hazırlandı, çekilecek. İnanın o kadar güzel kendi yaptığınızın şey oluyor ki lezzeti. Dışarıdan alınan gibi değil arkadaşlar. Bunlar da sac ekmeklerimiz. Dünden yapıldı, bu geceden yapıldı arkadaşlar. Şimdi paketlendi. Müşterimiz gelecek. 2 kilo yaprak sarmasıyla alacak. Bunlar eriştelerimiz. Ev makarnası yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar çorbalarımız. Böyle paketliyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz. Tabii ki en güzeli de hiçbir şeyi ziyan etmememiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim elimizde kalan ekmeklerimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Önce güzelce kurutuyoruz. Parçalıyoruz, kurutuyoruz. Sonra robotluyoruz. Bunları bu şekil kullanıyoruz. Kalite onundan daha üstündür arkadaşlar. Hem bu arada ekmeğiniz çöpe gitmemiş oluyor, hem ziyan etmemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ben bir de size şunu şu şekil göstereyim arkadaşlar. Bak ekmezimizin bu soğumuş hali. Bakın ne kadar güzel. Gördüğünüz gibi akışkan, güzel. Organikliğinin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Tabağımızın şöyle baktığınız zaman dibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Ben de size bir video daha paylaşacağım ama bu biraz uzun sürecek. Tabii ki zamanım olursa. Ben pekmezimden biraz ayırdım. Akşam böyle cevizlerimi suya koydum. Bununla şey yapacağım arkadaşlar. Cevizli sucuk yapacağım hazır pekmezim varken. Şu anda yumuşattım bunları gördüğünüz gibi suyun içinde. Şimdi bunları bir iğneyle dikeceğim. İplikle geçireceğim. İpliğe asacağım yani. Ondan sonra pekmez karışımımı hazırlayıp güzel bir sucuk yapacağım. Çocuklarıma, kendime yiyeceğiz arkadaşlar. Özellikle bu hastalık zamanında, korona zamanında çocuklarımızın kendi yaptıklarımızı yedirmemiz daha doğru oluyor. Dışarıdan aldıklarımız ne kadar sağlıklı hepimiz biliyoruz yani sağlıksız olduğunu. Gözümüz görmüyor. Ama bu şekil bütün hanımlar evde boş zaten. Herkesin elinin altında da malzemesi var arkadaşlar. İstediğiniz gibi her şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim en çok burada hoşuma giden, değerlendirmeye giden bu bayat ekmektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii ki her işin bir zorlu olduğu gibi bunun da bayağı bir zahmeti oluyor. Ama zahmetsiz de bir şey olmuyor arkadaşlar. Bu daha sıcak. Yeni yaptığımız için bu biraz soğuyacak arkadaşlar. Soğuyunca daha güzel olacak. Birazcık katılaşacak. Şimdi bunun şeyi koymanıza gerek yok kavanoza. Tabii ki korsanız daha güzel olur. Bunun bozulma gibi bir şansı yok arkadaşlar. Güzelce kaynatın içinde kaynattıktan sonra zaten bozulma gibi bir şansı yok. Bu da yani dışarıda da kalsa bir şey olmuyor. Çünkü katkı maddesi olmadığı için hiçbir şekilde ağzını açtığınız zaman açıkta da dursa bozulma olmuyor arkadaşlar.
Bu şekil salçalarınız inanın 1 sene 2 sene durur arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel durmuyor mu sizce de? Bu arada arkadaşlar bu tür videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Sizler için küçük ama bizler için emeğe saygı büyük bir şeydir. Lütfen kanalımıza abone olup yorum yazmayı, like atmayı unutmayalım. Hoşça kalın, afiyetle kalın arkadaşlar.